Öteki soru cevap gelsin. Seveceksin, sevdiğin yeri göstereceksin. Çocuk seni sevdiği için o sevdiği yerle seninle beraber buluşacak. Senle olmak için ve sevdiğinle buluşmak için. Bu kadar basit. Ötekisi pedagojik formasyonundan bilinmesine kadar bir başlarız. Her gün program yaptırsa kanal yine de bitmez bu hadise, bu ahval. Gelsin efendim. Konya'dan. Oh, Konya, Konya, Konya. Ya bir durdursanız orayı. Bir durdursanız, bir şöyle yakından bakayım. Ben de o kapıdan şöyle bir Fatiha ediyor gibi olayım. Hazreti Pir, Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin türbe-i şerifi. Sağ ol yönetmenim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ziyaret et. Bir daha alalım, dinleyeyim efendim. Buyurun. Konya'dan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin huzurundan hürmetler. Türbeleri ziyaret ederken edeben nelere dikkat etmeliyiz? Hususen yapmamız gereken şeyler nelerdir? Türbeler denildiğinde ayrı bir şey, kabir ziyareti ayrı bir şey. Abi hatırlatın, kabir ziyaretiyle alakalı muhakkak konuşalım. Kabir, bu çok önemli bir bahis. Çok mühim bir bahis. Biraz böyle hızlı gidelim yalnız burada. Türbeler dediğimizde, türbe tabii ki kendince insanların, Müslümanların o kişi hayatta yaşarken çok önemli. Geçen sene böyle anlatmadım. Her sene farklı anlatıyorum. Ama aynı şeyi anlatıyorum. Yani gündemi değiştirmiyorum. Hakikat değişmiyor yani. Kamera açısı gibi. Aynı yeri farklı açılardan çekiyormuş gibi düşün. Türbe kime yapılır? Hayatı boyunca hayatını vakfetmiş, Allah yolunda bulunmuş, dizlerini, alnını secdelerde çürütmüş, hep insanlığa hizmetle herkesin hüsnü zannettiği, ne güzel insan, Allah velisi denmiş insanlara türbe yapılır. Kalkıp da bana yapılmaz. Yapma da zaten yani. Yapma gözünü seveyim diyormuş. O insanlara yapılır. O emanete. Ne demektir bu? Bak şimdi burayı da belki kardeşlerimiz şey yapabilir. Bugün yönetmenimi fazla zorlayacağım ama o alışıktır canım bizi yakala. Allah razı olsun. Bak. Şuraya bakan insan ölüme özenir ya. Şuraya bakan insan ölüme özenir ya. Ne demek bu? Bak biz ömrümüz boyunca ulaştık. Cennet bahçesi gibi bahçede böyle yattık. Hamuşan denir Mevlevi adabında kabristanda yatana. Hamuşan, bir müddet uykuya dalanlar. Hakikaten de öyle görüyorsun ya. Özeniyorsun ya. Bizim medeniyetimizde ölüm korkusu yoktur. Bizim en iştek, en merkezi yer camidir. Caminin yanı hemen kabristanlıktır. Biz ölülerimizle beraber yaşarız. Böyle görmeyeceğimiz şehir dışı, şehir dışı değildir. Çeşme vardır, cami vardır, tam yanında da kabristan vardır. Buradan suyu içeceksin, hayat bulacaksın, Allah diyeceksin, sonra buraya geçeceksin. Ahirete intikal edeceksin. Bizim ölülerimizden korkmayız. Bizim kabristanımızda da korkmayız. Girdiğinde cennet bahçesine girmiş gibi olursun. Huzur vardır bizde. Fakat şimdi bunu anlatacağım. Mezar, kabir, ziyaret, çünkü vakit yok. O yüzden hemen şey yapmam lazım. Türbe denildiğinde ne yapılmalı? Allah rızası için türbede abuk sabuk hareketler yapmayın. Yekten söylüyorum. Tuhaf da bir tane birisi bir fitliyor bir şey. Geçenlerde şuraya gittim. Yedi kere etrafında döneceksin. Hatta yani o anda öyle bir kıvama geliyor ki yere tüküreceksin dese tükürecek. Kardeşim niye böyle yapıyorsun? Gidersin. Bir kere edebinle içeri girer. Bak edep gösteresin diye hakile yeksan da yapmamışlar. İçeri girerken edep de gir diye. Bu adamlar ömür boyunca edep gösterdi. Hadis, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onu gösteriyor. Böyle yaşayın siz de böyle ölün diyor. Özendiriyor bizi. Gittiğinde bir kere edepli olur. Bugün herhangi bir yere, bendeniz yurt dışına falan gittiğimde gördüm. Mesela işte Doğum Kilisesi'ne şeye gittim, Köln'e. Tam da bizi kendilerince mübarek saat diye ayine vaktine şey yapmışlar. Dediler ki ayini falan bozmayın, kenarda durun. Bir baktım böyle, dedim sadece bunlar dedim şey başlarını falan örtmüşler. Yok dediler yani içeride böyle şey dolaşamazlar. Her yerin kendine göre bir adabı var. İçeri gireceksin. Mesela Cenab-ı Pir Efendimizin türbesinde bazen böyle sahneler görürüz. Yapacağım. Yok öyle dalga dulga. Gelirler böyle dururlar. Sonra
Bir bakarsın hanımlar, erkekler böyle. Böyle. Kafayı mı yediniz siz? Neyin kafasını yapıyorsun? Bizden daha iyi bilecek değilsin. Göreceğiz öteki tarafta. O zat sen orada serenomi yapasın, benliğini oraya koyasın, kasıla kasıla gelesin diye oraya defnedilmedi. Oranın hakkı edeptir ve muhakkak Allah Resulü'nün ahlakı dinin ahkamıdır. Turist yapmaz senin orada yaptığını. Dikkat edeceksin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Buna çok dikkat edilmeli. Hayatta yapamazsınız. Bak sana bir örnek vereyim. Vatikan'a da gittim. Ama bana görüşmelere falan, diyalog miyalog için değil. Yani gideyim göreyim dedim. Hazreti Ali dedi ki, şerri gördüm, öğrendim. Yapmak için değil, öğrenmek için der. Gittim, dediler ki dikkatli olun. Neden dedim, sen şimdi biliyorum dedi, sen sofa adamsın. Yok öyle bir intiba uyandırmam halbuki dedim. Neden? Eğer dedi dışarıya çıkarsa papa dedi, oradaki o Vatikan'ın kendi askeri bağırır, avludakilerin hepsinin diz çökmesi lazım dedi. Dedim isterse hapis, isterse vursunlar. Ben hayatta bir mümin olarak tazim için eğilmem başkasına. Bitti. Yapamazsın. Çıktığı zaman asker oturtur seni. Oturmak zorundaysa dışarı çık der. Dışarı çıkarım. Çok sanki matah bir şeydi. Ama biz bazen öyle şeyler yapıyoruz ki o türbelerin önünde. Bir serenomi. Falanca şarkıcı. O da mı gelmiş türbede? Selfie çekebilir miyiz falan. İnsaf be insaf. Ölüm var yahu, ölüm ya. Bir de bak şuraya ya. Bir de bak şuraya. Bu mu edep? Böyle mi olacak bu? Olmasın daha iyi deniliyor. Bu duruma geliyor. Türbelerin çaput alması, oradan bir şey yapması. Geçenlerde biz Bursa'da Hazreti Üftade Efendimizin türbesini fakir sarık sarmaya meraklıyım. Rahmetli hocamdan öğrendim. Türkiye'de veya yurt dışında türbelere hizmet etmeye çalışıyorum acizane. Eski usul sarıkları sarmak. Burada da Allah nasip etti, bazı sarıkları bendeniz sardım. Eski usule göre nasıl sarılır? Eğitimini aldığımda. Ya gidiyoruz bir Hazreti Üftade türbesine. Diyorlar ki iki ay sonra yine bozuldu. Yine bozuldu, yine bozuldu. Fe subhanallah. Sonradan öğrendik. Sen abla gel, duası kabul olsun diye. Üşenmiyor bile, tabure getiriyormuş. Çıkartıyormuş sarığı, kafasına takıyor. Allah'ım diyor musun, dua ediyor. Dua kabul oluyormuş. Ve subhanallah. İşi güzel yapmak lazım. Efendim sahur vaktinde bunları mı konuşuyoruz? Konuşalım. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle buyurdu. Mealen. Ey insanlar, ey müminler. Şeytan sizin müşrik olmanızdan. Dikkat et, bu söze ne kadar mesele çözüyor. Bak ne kadar mesele çözüyor. 6 tane daha soru konuşabiliriz ama bak bu çok mühim meseleleri hallediyor. Buyuruyor ki Efendimiz, şeytan sizin putlara tapmanızdan ümidi kesmiştir. Ama ufak şeylerde ona uymanız onu sevindirecektir. İşte bu sevindireceği işlerden. Edebinle gir, edebinle kalk. Adam Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz'in türbesine geliyor. Ya Rabbi benim kızıma bir koca. Adama derler ki insaf, insaf, insaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de 6 ay evinde kaldığı bu zat 80-90 yaşında sefere gelmiş, İstanbul'da şehit olmuş. Surlara en yakın yerde beni defnedin. Müslümanlar burayı fethedecek, beni çiğnesin geçmişler demiş. Sen bu adama geliyorsun, bu adamın huzurunda Allah'a dua ederken oradaki Hazreti şahit tutuyorsun. Ben at, avrat, silah istiyorum diyorsun. İnsaf ya. Git de ki şu zatın Allah'a Resulünün yakınlığını bana da tattır ya Rabbi de. Türbe türbe ziyareti olsun. Türbe türbe ziyareti olsun. İmtihana girerken kullanacağı kalemi, laptopu sandukanın altına sokmaya çalışan insanlar var ya. Onların da kendilerine çok abi, kusura bakmayın, doğru konuşalım. Zaten bunu yapan insanlar bile şu anda bana kızmıyordur. Eminim ki şu anda diyorlardı ki haklısın hocam ya. Doğrusu neyse öğrenelim diyorlardır. Çünkü onlar mümin. Çünkü onlar şunlar bunlar desin diye
dini yaşayan insanlar değil, riyakar değil, gösterişçi değil, karşıdan böyle durup eyvallah deyip arkadan gıybet eden insanlar değil. Biliyorum ben. O yüzden bunu dinleyen bir insan yapar. Soru cevap alalım.